İşte Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. iPhone 14. Lansmandan hemen sonra iPhone 14 ile ilgili bilgileri derleyip toparlayıp direkt bu videoyu hazırladık. Biraz heyecanlıyım, biraz da yorgunum, sürçülisan edersem affola diyelim. Ve umarım iPhone 14 ile ilgili beklediğiniz her şey hap bir şekilde bu videoda karşınızda olur. iPhone 14 ailesi lansmandan taze çıktı. Henüz elimizde değil ama özelliklerine bakıp alınır mı alınmaz mı onu konuşacağız. iPhone 14 ülkemizde geçmişteki iPhone'lara göre daha düşük bir heyecanla bekleniyordu. Ekonomi yüzünden biraz hevesimiz kaçmıştı. Ama olaya salt teknoloji açısından baktığımızda yine heyecanlanıyorduk ama heyecanımız da boşa çıktı. 14 ailesinde 4 ürün tanıtıldı. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. Çıkan ürünlerde sadece yıllardır görmediğimiz Plus tekrardan karşımıza çıktı. 14 Plus geldi. iPhone miniler pek satamayınca yeni bir mini gelmedi. Baz iPhone 14 alabileceğimiz en boş paket iPhone oldu. Belki gelecekteki SE'de bir mini tasarımı görebiliriz. Girizgahı uzatmak istemiyorum. Direkt olaya girelim. iPhone 14 ve iPhone 14 Pro alınır mı? 14 Plus ve 14 Pro Max'i bu değerlendirmede ikinci plana alıyoruz. Çünkü ekran boyutu dışında farklı bir özellik yok. iPhone 14'ün tasarımıyla başlayalım. iPhone 14 bildiğimiz çentikli tasarımla geldi. 14 Pro ise Dynamic Island adı verilen önceki çentikli tasarımdan %30 daha küçük olan noktalı bir tasarımla geldi. Bu tasarım aslında Android cihazlarda delikli tasarım adıyla da geçiyor. Apple yeni bir isim takmış. Bu noktalı tasarım bildirim geldiğinde ya da müzik açtığınızda animatif bir şekilde şekil değiştirebilecek. Kullanıcı deneyimi konusunda başarılı olabileceğini söyleyebilirim. Tasarım dışında hayatımıza getirdikleri birkaç yenilik var. İlki acil durum uydu bağlantısı. iPhone 14 ailesinde artık acil durumlarda telefonun çekmediği bir yerdeyseniz uyduya sinyal gönderebiliyorsunuz. Ama bu hizmet şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da kullanılabilir olacak ve maalesef bu hizmet ücretli olacak. İkincisi Always On Display geldi yıllar sonra. Zaten bu Android telefonlardan iyi bildiğimiz bir özellik. O yüzden uzun uzun anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum ama iPhone 14'te farklı bir durum var. Always On Display'de ekran kapanmıyor. Kararıyor ve ekran yenileme hızı 1 Hz'e düşüyor. Böylece bataryadan tasarruf amaçlanmış. Üçüncüsü Apple'ın eSIM'i geliştireceğini tahmin ediyorduk ve bu yönde bir adım geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak iPhone 14'lerde fiziksel SIM girişi olmayacak. iPhone 14'ün teknik özelliklerini özetleyelim. Burada fikir sahibi olmanız adına 14 Pro'nun özelliklerini de söyleyeceğiz. Ekrandan başlayalım. Ekran ikisinde de 6.1 inç. iPhone 14 Super Retina XDR ekranla ve 1200 nit parlaklığa sahipken Pro, Pro Display XDR ekrana ve 1600 nit parlaklığa sahip. Aynı zamanda dış mekanda 2000 nite kadar çıkabiliyor. İşlemci tarafında iPhone 14'te A15 Bionic'in geliştirilmiş bir versiyonuyla karşılaşıyoruz. Yaptıkları geliştirme ise ekstra bir grafik çekirdeği eklemek. Bunun dışında bildiğimiz A15 Bionic. iPhone 14 Pro'da ise A16 Bionic işlemci bulunuyor. Lansmanda belirtilene göre A15'e göre %20 daha performanslı bir işlemci olduğu söyleniyor. Depolama tarafı iki telefonda da aynı. 14'te 128, 256 ve 512 GB'lık. 14 Pro'da ise aynı seçeneklere ek olarak 1 TB'lık seçeneğiyle geliyor. Apple her sene kamerada şov yapıyordu. Bu sene de iddialı sözlerle başladılar ama performans geliştirmeleri dışında yeni bir şey görmedik. Tanıtılan tüm modellerde daha büyük sensör ve daha iyi düşük ışık işleme performansı vaat edildi. Diyafram geliştirilmeleri yapıldı. Bir de aksiyon modu geldi. Bu modda da görüntü sabitleme teknolojisini geliştirdikleri ve daha hareketli çekimlerde daha iyi bir görüntü sabitleme vaat edildi. Bunları denemeden bilemeyiz ama en azından vaat edilen verilerin üzerinden geçebiliriz. Arka kameraya odaklanırsak iPhone 14'ün arka kamerasında %49 daha iyi düşük ışık performansı, ön kamerasında ise %39 daha iyi düşük ışık performansı vaat edildi. Aynı zamanda ön kameraya çoklu odaklama özelliği getirildi. iPhone 14 Pro'nun ana kamera çözünürlüğünün yükseltileceği sızdırılmıştı ve sızıntı doğruymuş. Ana kamera 48 megapikselle geldi ve bir öncekine göre %65 daha büyük bir sensör kullanıldığı belirtildi. Ana kamerada 13 Pro'ya göre 2 kat, ultra genişte 3 kat, telefotoda 2 kat, ön kamerada da 2 kat daha iyi düşük ışık performansı olduğu söylendi. Video özelliklerinde ise sinematik modda 4K 30 kare özelliği geldi. Batarya verimin geliştirilmesi konusunda açık bir bilgi vermediler. Onu deneyimleyerek göreceğiz ama Plus ve Pro Max modellerinde tıpkı önceki modellerdeki gibi daha büyük bir batarya geleceğini tahmin ediyoruz. Şimdi geldik en çok merak ettiğimiz kısma, aynı zamanda muhtemelen en çok canımızı acıtacak kısma, fiyatlar kısmına. iPhone 13 etkinlik öncesinde
günde 22.499 liraydı ama etkinlik günü 5.500 liralık bir zam geldi ve 27.999 lira oldu. iPhone 14'ün bize gelişi ise 30.999 lira oldu. iPhone 14 Pro 39.999, iPhone 14 Pro Max ise 43.999 liradan ülkemizde satışa sunulacak. En pahalı iPhone ise 1 TB'lık iPhone 14 Pro Max, o da 57.199 liradan satılacak. Bu fiyatlar çok küçük bir kitlenin cebine hitap edecek. Onlar alsın tabii ki. 13'ten 14'e geçmek isteyenler de daha az para ödeyecekleri için alabilirler. Yani satıp üzerine koyup alacakları için daha az ödeyecekler. Ama sıfırdan almak isteyenler için çok büyük yenilikler getirmemiş bir telefona bu kadar para vermeyi rasyonel bulmuyoruz. O yüzden iPhone 14 her ne kadar çok güzel görünse de bizce alınmaz. Yani bir zamanlar, aslında çok da uzak olmayan bir zamanlarda sıfır araba alabileceğimiz 50 bin lira bandını geçti artık bu akıllı telefonlar. Peki siz 50 bin liraya telefon yerine ne alırsınız? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.